Yediğim domates organik mi değil mi? Bu yumurta, gezen tavuk yumurtası mı? Abi köyden bir peynir almışım. Tamamen doğal. Doğadan uzaklaşmak, hayatımıza doğal, organik, kaliteli yaşam gibi kelimeleri kattı. Eğer organik yumurta varsa, yumurta ne peki? O zaman sanırım ben de organik insan oluyorum. Kafayı fazla karıştırmaya gerek yok. Evet, tıpkı organik yumurta gibi şehirlerimiz de artık bir kelimeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü betondan yapılmış kulelerin istila ettiği, doğayı reddeden şehirlerimiz bize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sunmuyor. Ve evlerimiz tıpkı yumurta gibi organikten yoksun. Bu soruyu hep soruyorsun. Peki ne yapabilirim? Öncelikle üretiminden yıkımına kadar tam bir çevre felaketi olan betonu sorgulayabilirsin. Daha sonra binaları inşa etmek için tek geçerli malzemenin beton olmadığını öğrenebilirsin. Biz mimar olarak söyleyebiliriz ki modern şehirlerimizi inşa ettiğimiz malzemelerin dışında doğal malzemeler de mevcut. Üstelik bu yeni bir haber değil. Doğal insanlar bu malzemeleri binlerce yıldır kullanıyor. Hangi malzemelerden mi bahsediyorum? Taş, toprak, tahta! Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Evet. Taş, toprak ve ahşap. Araştırmalarımız sonucu bu üç malzeme arasında toprağın en iyisi olduğuna karar verdik. Taş ve ahşap ise toprağı destekleyen diğer unsurlar olarak bulunuyor. Böylelikle daha çok taş için yeni taş ocakları açılmıyor ve daha çok ahşap için daha çok ağaç kesilmiyor. Üzerine bastığın toprak her yerde bulunuyor. Dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesi, inşa etmesi kolay, ucuz, lokal. Böylelikle ekonomik anlamda dışa bağımlılığı da azaltıyor. Aşık Veysel ne de güzel söylemiş. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Toprak mimarlığında bin yıldır kullanılan teknikler günümüz mimarların çalışmalarıyla modern tekniklerle destekleniyor. Örneğin sıkıştırma toprak, CSEB, kerpiç tuğla ya da almaşık teknikler gibi. Ama kerpiç sağlam mı ki? Depremde yıkılmasın dediğini duyar gibiyim. Gölcük depreminde yıkılan binalar kerpiç miydi? Sağlamlıkta mesele hangi malzeme ile inşa ettiğin değil, doğru tekniklerle inşa edip etmediğindir. Örneğin M.Ö. Mısır'da inşa edilmiş Ramessun tahıl depoları 3300, çölün gökdelenleri denen Yemen'deki kerpiç binalar 500, Harran evleri ise 250 yıldır ayakta. Unutma! Doğal malzemelerden inşa edilmiş en çirkin yapı, betondan inşa edilmiş en güzel yapıdan güzeldir. Dost dost diye nice nicesine sarıldım.